Merhabalar, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Gizem Erdi. Bugünü sizinle beraber geçireceğiz. Bugün yapacak epey bir işimiz var. Öncelikle birazdan dışarı çıkacağım ama önce bir latte yapacağım kendime. Çünkü yakın zamanda burun ameliyatı oldum. Rinoplasti oldum. Onun bir doktor kontrolüne gitmem lazım. Bir ay oldu olalı. Şöyle burnumu göstereyim size. Yepyeni burnumu. Öyle oldu. Sonuçtan çok memnunum. Onun hakkında da video çektim zaten. Onu da yükleyeceğim. Onun dışında yarın Belçika'ya gidiyorum. Hatta bu gece yola çıkacağım. Bugün belki de Hollanda'ya uğrarım. Bir hafta da orada olacağım. Onun için çantamızı hazırlamamız lazım. Bir şeyler satın almamız lazım. Eve de hazırlık yapmam lazım. Güzel günümü kayda almak istedim. Eğlenceli ve yoğun bir gün olacağı benziyor. Tabii yoğunluk çok göreceli bir şey de işte yapacak bir şeyler var. Öyle. Kargoya da gitmem lazım. Aman hadi başlayalım. Az önce başlatamadım çünkü doktora kaçta gideceğim belli değildi. Şimdi doktorun sekreteriyle konuştum. Birazcık vaktim varmış. Az önce Lucky Bey'le dışarı çıktık, gezmeye gittik değil mi Lucky'cim? Bir güneş kremi süreceğim. Üstümü de giymiştim zaten. Böyle dünyanın en basit kombinini yapmıştım. Ben Sebamed'in şu güneş kremini kullanıyorum. Birazcık yoğurduğumu göreceksiniz şimdi siz de. Saçlarımı gece örmüştüm. Güzel olmuş. Gratis'e de gideceğiz. Çünkü gördüğünüz üzere şu lip balm'ımın, lip gloss'umun kendinden geçti ve şu kadarcık kaldı. Ya bunun aynısını alacağım ya da Deborah'ın bir dudak parlatıcısı var. Onu almak istiyorum asıl olarak ama bir türlü bulamıyorum. Onu bulmaya çalışacağım. Duşa girdim. Şöyle bir saç yağı aldım. Bununla saçlarımı yağlayacağım. Hindistan cevizli bu. Normalde şunu kullanıyorum ama bu bitmek üzere. Ve bu 280 lirayken bu 80 liraya falan düşmüştü. 180'miş galiba normalde. O yüzden ben de almak istedim. Daha önce Elidor'un yağını almamıştım. Öncesinde de şöyle kolay taransın diye Biobloss'u şu spreyinden sıkacağım. Hep böyle spreyler kullanıyorum saçlarımı kırmamasın diye. Ne kadar başarılı olabiliyorum bilmiyorum. Saçları kullanan yağlar mi hapsettiği için öncelikle bunu sıkmayı daha makul görüyorum. Bu konuda çok bilgili değilim. Ama böyle daha mantıklı geliyor. Bu da kolajenli ve keratinli bir spreymiş. 3-4 pompa sıkın diyor. Ben 4 yapacağım ama 2-2 yapacağım. Güzel kokuyor. Doktor kontrolü güzel geçti bu arada. Herhangi bir problem yokmuş. Burun masajı yapmamı söyledi. O kadar. Bir dahaki aya gideceğim bir de. Başka ne zaman bilmiyorum. Ya şimdilik iyi gibi. Bir de geç kalacağım diye düşünüp bunları kullanmamıştım sabah. Bunları da kullanayım duştan çıkmışken hazır. 3 parça da kıyafet aldım. Gratis'ten de birkaç bir şey aldım. Onları da göstereceğim. Ve sonra da çantamı hazırlayacağız. Bir de bunu kullanıyorum. C vitamini. Şimdi sabahkin ağız tadıyla içemediğim için bir latte daha yapacağım. Ondan sonra size neler aldığımı göstereceğim. Evet, şimdi size aldığım şeyleri göstereceğim. Lucky'ye mama aldım. Lucky artık kocaman bir çocuk oldu ama hala Junior mama yiyor ve sadece bunu yiyor. Paket mama aldım böyle 500'er gram. Tanesi 100 TL'ydi. Lucky'nin favorisi Marquis aldım. Gratis'e de girdiğimi söylemiştim. Oradan
Şu ojeyi aldım. Gratis'in kendi markası Biolis. Çok seviyorum kendime. Çok yakıştırıyorum ve sürekli olarak bunu kullanıyorum. Kendi ten rengimden birazcık daha pembemsi bir ton. Ama adı hiç anlamadığım bir şekilde Chocolate Milk. Böyle kahverengi değil aslında. Daha başka da bir şey yok. Şimdi bu poşete geçiyorum. Salam aldım. Kendime yol için sandviç yapacağım. Süt aldım ve böyle yoğurtlardan aldım. Ben bunları yola çıkarken çok seviyorum. Çünkü bir süt içince çok uykum geliyor. Midemi rahatlatıyor ve tok tutuyor. İki yoğurt da aynı şekilde tok tuttuğu için, mideyi sakinleştirdiği için bunlardan alıyorum kendime birkaç seferdir. Uçağa binmeden bunları bitiriyorum. Sonra böyle eti formlardan, bu gerçi eti form değil, altın başak light'mış. Bunlardan istedim, annem bunları çok seviyor. Yine sütle yoğurt. Şimdi eğlenceli kısma geçiyorum. En eğlencesiz parçayla beraber. Kendime şöyle siyah bir tayt aldım. Adax'a girdim. Birazcık kalın bir kumaşa sahip. İnce olanlar da vardı. Aslında onlardan seviyorum ben ama soğuk olduğu için bundan almak zorunda kaldım. Small'unu almışım ben. 250 TL'ymiş. Şöyle normal dümdüz siyah bir tayt. Adax'ın altlarını ben çok beğeniyorum. Pantolonlarımı da oradan alıyorum. Sonra şöyle bir bluz aldım. Bunları giyip göstereceğim. Böyle siyah dümdüz bir bluz gibi ama şöyle önü boğazlı ve kenarlarında da bilmiyorum ne kadar gözüküyor ama şöyle dikişler var ve streç bir üst. Bunu çok beğendim. Düşündüğümden daha çok beğendim. Çünkü tam üstü oturuyor ve kenarlarındaki dikişler yüzünden bele inanılmaz güzel oturuyor. Bunun ceketlerin içine ya da işte pantolonlarla, eteklerle çok şık duracağını düşündüğüm için aldım. İş için de uygun buldum. Kolsuz, ben normalde kolsuz tercih etmiyorum ama bunu çok beğendim. Bu da 200 TL'ymiş. Ben small'unu almışım. Dediğim gibi üstünde de göstereceğim. Sonra çok uzun süredir kendime lip gloss arıyordum. Ve özellikle bu Physicians formülanın Diamond Plumber'mış. Plumber olması hoşuma gitmedi, yani dudakları şişiriyor. Onu pek sevmedim ama almak istiyordum çok uzun süredir. Bayağıdır da lip gloss'um yoktu. Bu böyle pembe bir renk. İçinde simler var. Radiant Cut'mış ismi. Güzel ama ben daha güzel olmasını bekliyordum. Bunu da dudağımda göstereceğim daha güzel bir ışıkta. Simlerinin daha çok ortaya çıkmasını umut ediyordum ama öyle değilmiş. Yine de problem değil. Bir tane daha aldım. 270 lira falandı sanırım fiyatı. Fiyatı benim normalde vereceğimden yüksek ama makyaj malzemelerinin fiyatları epey artmış. Ben bayağıdır dediğim gibi almıyordum. Bunu aldım. Böyle birazcık daha morumsu bir renk. Aslında Clinique Black Honey alacaktım ama gloss'unu uzun süredir bir yerlerde görmüyorum. Ve o daha da pahalı. Ve bunu da görmüşken almak istedim. Çok uzun süredir bu Physicians formülanın glosslarını kovalıyorum. Hatta rüyamda bile gördüm. Kafayı takmıştım alacağım diye. İkisini de almak istedim. Hazır indirimdeyken. Normal fiyatı 620 gibi bir şey galiba. Ben 270'e aldım. İndirim vardı. Gratis'ten aldım. Bunu da deneyeceğim. Diğerini denedim. Bu galiba daha istediğim gibi. Evet, bunu beğendim. Normal ışıkta da bakarız. Kaç sürmez yakmaya başlıyor, naneli birazcık. Black Honey'den birazcık daha ortada bir renk. Yani daha çok kendini gösteren bir renk. O yüzden de hoşuma gitti. Black Honey bayağı bir dudak rengi gibi gözüküyordu. Ya da en azından benim dudağımın rengine yakın gözüküyordu. Bu simsiz. Bu simsiz olduğu için aslında onu simli almak istedim. Son olarak da şöyle bir etek aldım. Bunun önce lacivertini denedim. Üstüme çok güzel oturdu ama lacivert alırsam her şeyle giyemem diye düşündüm. Kenarda cep detayları var ve pileleri var önde ve arkada. Çok güzel durdu üstümde, o yüzden aldım. Bunun da fiyatı 400 TL'ymiş. Şimdi bunları deneyeyim ve dudağımdakileri de daha düzgün bir ışıkta size göstereyim. Hoşça kalın. Şimdi burada 3 parçam daha var. Bunlar da elime yeni ulaştı ve yeni aldığım için bunları da bir göstermek ve size de denemek istedim. Öncelikle Trendyol'dan şöyle bir etek aldım. Linkini koyarım. Beğendim. Güzel ama bayılmadım. Bayılacağımı düşünüyordum. Boyu birazcık istediğimden çok azıcık uzun. Ama göstereceğim üstümde de. Birazcık da böyle çok azıcık belden büyük geldi. Bunu da deneyeceğiz. Sonra bu ikisini beraber aldım. Bir tanesi topuklu bir ayakkabı.
Bir tanesi de çizme. Nine West'te bir alana bir bedava vardı. Çizme alacaktım ben zaten. Çizmeyi hazır almışken yanına da şöyle çok güzel topuklu ayakkabılar aldım. Önce bunlardan başlayayım göstermeye. Rugan sivri topuk. Bilekten bağlamalı. Çok rahat ayakkabılar. Bilekte de şöyle metal bir parçası var. Hal takmış gibi gözüküyor. Birazcık böyle düşük duruyor. Aynı şu an gözüktüğü gibi. Bayıla bayıla aldım. Almasaydım çok içimde kalırdı. Zaten bunlar bedavaya gelmiş oldu. Bir de şöyle çizmeler var. Dediğim gibi topuklu çizme arıyordum zaten. Bunları da bayıla bayıla aldım. Çok da güzel oldu. Çok da yakıştı. Bunlar topuklular kadar rahat değil. Topuklu ayakkabılar kadar. Ama yine de rahatlar nispeten. Bunları 1800 TL'ye aldım. Bunlar da bedavaya gelmiş oldu. Normalde bunlar da 1000 küsürlü bir şey. Kendi mağazasında olmasa bile internet sitesinde böyle bir alana bir bedava daha önce de vardı. O yüzden Nine West'i takip edebilirsiniz. Birazcık sivri ama beğendim. Topuk boyu da çok aşırı yüksek değil. Aynı şekilde bunlar da çok yüksek değil. Şimdi bunları da giyeyim size. Evet, geldim. Adax'tan aldığım bluzu ve eteği giydim. Ve çizmelerimi giydim. Çizmeler bu şekilde. Rahatlar dediğim gibi. Tabii nispeten topuklar daha rahatmış. Çok beğendim çizmeleri. Dediğim gibi zaten arıyordum. Eteğim de bu şekilde. Şort etek bu arada. Ama dışarıdan şort olduğu gözükmüyor. Arkası da böyle. Şöyle de göstereyim. Bluz da bu şekilde gözüküyor. Buradaki dikişler yüzünden belden oturtmalı gözüküyor. Çok şık. Çok güzel, çok beğendim. Diğerlerini de giyiyorum. Dosta bu şekilde. Positions formülü aldım demiştim. Black Honey ile bence neredeyse aynı gözüküyor. Daha uygun Black Honey'den, yani yaklaşık 3 kat falan daha uygun diye düşünüyorum. Trendyol'dan aldığım eteği de giydim. Böyle oldu. Aslında bu da güzel bir etek. Güzel kombinlenince belki gömlekle falan daha iyi olur. Bence bununla pek olmadı. Çok kıstı bence. Güzel bir etek ama şu an böyle birazcık bu kısmı geniş gözüküyor. Belki ütüleyince geçer ama gayet güzel. Ayağımdaki ayakkabılar da böyle dediğim gibi hal hal gibi gözüküyor birazcık. Alışverişim böyleydi. Deriyle çok olmadılar farkındayım. O amaçla almadım zaten. Şimdi üstümü değiştireceğim ve çantamı hazırlamaya başlayacağız. Hoşçakalın. Birazdan görüşmek üzere. Birazdan görüşürüz dedim ama şunu da bir deneyip göstermek istiyorum size. Önce dudağımdakinin üstüne deneyeceğim. Ve de tek başına göstereceğim. Dudağımdakinin üstüne böyle ikisi beraber mükemmel oldular. Hafif pembeleştirdi ve sim ekledi. Bir de şimdi tek başına göstereceğim. Bu pembeli olan da tek başına bu şekilde. Böyle de güzel ama ben simlerinin birazcık daha büyük olmasını bekliyordum. Şimdi üstümü değiştirmeye gidebilirim ve eşyalarımı hazırlamaya başlayabiliriz. Tekrar merhaba. Ben eşyalarımı şöyle bir genel olarak topladım. Şurada masanın üstünde de bir şeyler var. Bunların hepsini bir araya getireceğiz. Şöyle tepeden ve göstereyim. Saç kurutuma gelmiyor tabii. Abimin evine gidiyorum çünkü. Normalde taşımıyorum zaten. Neyse işte bilgisayar çantası, ayakkabılarım, işe giderken giyeceklerim falan. Kıyafet ekleyeceğim. Ama şimdilik böyle. Genel olarak ihtiyaçlarım böyle. Bir tane tayt koydum. İşte pijama koydum. Annem zaten Belçika'da şu an. O yüzden onu kıyafetlerinden de giyerim diye düşünüyorum. Yer kalırsa ona da bir iki tane kıyafet ekleyeceğim ve yer kalırsa bir şeyler daha koyacağım kendime. Şimdilik bu şekilde. Umarım beni görebiliyorsunuzdur. Şimdi işte gideceğim kıyafetlerime parfüm sıkacağım. O yüzden parfümümü alıp geliyorum. Ben Kenzo'nun Flower parfümünü kullanıyorum. Ve görebileceğiniz üzere çok taşınabilir bir şişesi yok. Küçük bir şey de değil. Kırılmasından da çekiniyorum çok ince olduğu için. O yüzden şimdiden kıyafetlerimi parfüm sıkıp öyle taşıyacağım yanımda. Alacağımı düşünüyorum. İş kıyafetlerimi bir poşete de koyabilirim. Edit yaparken videoya kapanış çekmeyi unuttuğumu fark ettim.
Umarım sizler için güzel bir vlog olmuştur. Birazcık dağınık olmuş, o yüzden özür diliyorum. Sonlarda konuşmamışım, birazcık acelem olduğu ve yola çıkacağım için. Umarım keyifli bir video olmuştur. Beğenebilirseniz çok mutlu olurum ve kanalıma abone olabilirseniz yine çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.